Evet, ne zaman bir doğal afet yaşansa mutlaka TikToker'ların eline düşüyor bu doğal afet ve bunun üzerinden videolar çekiyorlar farkındalık yaratmak amacıyla. Yani evet, o götü boklu TikToker o videoyu çekmeseydi ben farkında olmayacaktım yangından. Neyse, yine iyi niyetli olduklarını düşünerek başlamak istiyorum. Şimdi TikTok'un süperstarı Cellat arkadaşımız dün galiba şöyle bir video paylaştı. Evet, video bu gördüğünüz gibi. Bunun bir de yardım ettiği versiyonu var. Onu buraya koymayacağım tabii, bunu yapmadığım için şey diyecekler. Çocuğun sadece kötü yanlarını konuşuyorsun. Hayır abi. Yardım ettiği videoyu da izledim ve gerçekten tebrik ederim. İnsanların iyi ve kötü yanlarını ayırmak zor değil. Keza ben bu kanalda herhangi bir fenomen eleştiriyorsam bilin ki yaptığı işi eleştiriyorumdur. Çünkü birçoğuyla yüz yüze tanışmadığım için iyi mi yoksa kötü mü insanlar olduğunu bilemem. Bu Cellat dediğimiz arkadaş da belki de çok iyi bir insandır. Ama dediğim gibi ben burada onun insanlığını falan değil, yaptığı işi eleştiriyorum. Videoya geçecek olursak, eğer normal bir insansanız, ortalama bir zekaya sahipseniz bu videodan zaten rahatsız olmanız gerekli. Çünkü ağaçların yandığı, milletin can derdinde olduğu bir yerde kameraya cool bakışlar atmak, işte çok havalı pozlar vermek falan inanılmaz rahatsız edici bir şey. Şimdi Cellat, sana buradan seslenmek istiyorum. Dostum, emin ol coolsun. Gerçekten yakışıklı çocuksun. Elin yüzün düzgün ve yine eminim sana yazan bir sürü kız vardır. O yüzden artık en azından şu videolarda bu hareketleri bırak. Yani tam olarak kanıtlamaya çalıştığın şey ne? Tam yakışıklısın işte. Çok mu zor yani? Orada bir mesaj vermişsin işte, bir yazı yazmışsın. Etrafı çeksen de biz o mesajı daha iyi bir şekilde algılasak. Ama yok yani, bu arkadaşta garip bir ego var. Hatta Twitter'da beğendiği şu gönderiye bakın. Evet kardeşim, sen teksin. Yani ne olsun istiyorsun? Bütün dünya devletleri toplaşıp evet abi Cellat çok cool diye bildirge mi yayınlasınlar bu hareketleri bırakman için? Ya dediğim gibi abi, ben insanın içini bilmem. Ama şu görüntüleri şey diye yedirmeye çalışıyorlar ya. Farkındalık yaratmaya çalışıyor. Sosyal sorumluluk projesi falan. Evet, o Cellat cool bakışı atmasaydı tüm dünya hiçbir şeyden habersiz devam ediyordu hayatına. İnananlar artı birleyebilir. Tabii bir de işin CZN Burak boyutu var. O da ilginç bir video paylaştı. Şimdi buraya koymayacağım. Yangınların arasına dalmış tahminen çalışmayan bir yangın söndürme aletiyle 2-3 tane köpük fırlatıyor. Sonraki görüntüler ambulanstan. Sanırsam solunumda bir sıkıntı yaşamış. O da işte yardım ettiği görüntüleri paylaştı. Millet paylaşıyor yani bunları genel olarak. Ben çok fazla şöyle yorum gördüm. Kardeşim bunları paylaşmayın, iyiliğin reklamı olmaz bla bla. Şimdi sosyal medya devri öyle bir devir ki maalesef ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Herhangi bir fenomenin yaptığı iyiliği paylaşması beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü sonuca bakıyorum yani, birinin karnı doydu mu, birine yardım gitti mi gitti. Videoya çekilmiş ya da çekilmemiş. Adam prim kasmış ya da kasmamış. Gerçekten umurumda bile değil. Evet yani sonuç odaklı yaşamaya başladığımdan beri daha mutlu bir insanım. Size de öneririm. Ama geriye döndüğümüz zaman ben yine de kimsenin şöyle videolar çekmesini önermiyorum. Biz böyle bu konuları konuşunca da şey diyorlar. Ulan gündem bu mu şimdi yani? Cellat bir tane video atmış, onu mu konuşuyorsun Enes? Abicim ben zaten yangınla alakalı ne var ne yok burada aktarıyorum. 10 takipçili biri yapınca bunu paylaşmıyorum ki. Bu çocuğun ve türevlerinin milyonlarca takipçisi var. O zaman prim yapıyorsun sen, öyle mi? Hayır abicim, farkındalık diye takipçilerine sundukları videonun ne kadar hatalı imgelemelerle çekildiğinden bahsediyorum. Bunu yaparsan tepkisi de gelir yani. Bu kardeşimizin mantığına göre o her türlü saçma sapan, milletin sinir uçlarına dokunan hareketi yapacak ama şu an Türkiye gündemi o olduğu için o konuşulmayacak. Bak birader, sen de iyi biliyorsun, ben de iyi biliyorum. Elinde devasa bir kitle var ve nereye nasıl yönlendireceğini çok iyi biliyorsun. Ama gözünü seveyim, şu kusmuk içeriği takipçilerine savundurtma. Evet, bugün benim söyleyeceklerim bu kadar. Aha bu Twitter, aha bu da videonun sonu.